Arkadaşlar selamünaleyküm. Savunma sanayi piyasasında çok ilginç şeyler oluyor. Biliyorsunuz Türkiye'nin insansız hava aracı pazarına gün geçtikçe ihracatlarla daha fazla hakim olması ABD'de çok ciddi rahatsızlık oluşturmuştu. Şimdi onların yanına İsrail de eklendi. İsrail pazarı tamamen Türkiye'ye kaptırdığını fark etti ve 30 yıllık politikasını bir anda değiştirmek zorunda kaldı. İşte biz de bugün bu değişikliği konuşuyoruz. Yani bu videoda esasında cevaplayacağımız soru şu. Türkiye İsrail'i nasıl dize getirdi? Başlamadan önce kısa bir hatırlatma yapalım. Videolarımızı izleyenlerin büyük çoğunluğu abone olmayan kullanıcılardan oluşuyor. Sesimizin daha büyük kitlelere ulaşması için bize verebileceğiniz en büyük destekse abone olmak ve videoları beğenmek. O yüzden kanalımıza abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Şimdi konumuza devam edelim. Türkiye savunma sanayinin her alanında son yıllarda destan yazdı. Çok yüksek teknoloji ve geliştirme için uzun bir süreç isteyen birkaç sistem dışında her şeyi artık yerli olarak üretebiliyoruz. Ve girdiğimiz her konuda da en iyisini yapabiliyoruz. Mesela atıyorum çok üstünde durmasak da elektronik harp konusunda şu an dünyanın en iyilerinden biriyiz akıllı mühimmatlardan piyade tüfeklerine kadar birçok silah ve mühimmatta bu pazarın konuşulan güçlerinden biri haline geldik. Ama karşınıza hangi konuyu koyarsanız koyun bir başlığın önüne geçemeyecektir. O da insansız hava araçları. Türkiye gerçekten bu alanda kendini açtı. Çok net şekilde şunu söyleyebilirim ki bu konuda bizimle yarışabilecek dünyadaki tek güç Amerika. Bir insansız hava aracını geliştirmek ve üretmek en iyisini ben yapıyorum demeye yeterli değil. O aracın kendini kanıtlaması gerekiyor. Ve bizimkiler bugüne kadar Karabağ'dan Suriye'ye, Libya'dan Kuzey Irak'a kadar birçok bölgede destan yazdı. Ukrayna Savaşı'nda Rusya'nın askeri sistemlerini çökertmiş bir potansiyelden bahsediyoruz şu an. Haliyle insansız hava araçlarımız dikkatleri üzerine çekti. Tabi bu süreci en çok dikkatle takip edenler bu sistemlerin rakipleri Bakın 2015 yılına kadar dünyada sadece 3 ülke insansız hava aracı ihracatında ön plana çıkıyordu. ABD, İsrail ve Çin. Şu an dünyada insansız hava aracı ihracatı dendiği zaman Dördüncüsü eklendi yani Türkiye. Ama bir şey var ki sonradan geldik ve zirveye oturduk. Tabi bu durumun da belli başlı sebepleri var. Bu sebepler de bizim insansız hava araçlarımızın kalitesi kadar rakibimiz olan üç ülkenin handikaplarını da kapsıyor. Bugün esas odak noktamız İsrail olduğu için onu en sona bırakıyorum. Öncelikle ABD'den başlayalım. Amerika bu konuda öncü ülke. Çok gelişmiş insansız hava araçları var. Ama çok nazlı bir satıcı. Şu ana kadar sihalarını sadece aralarının çok iyi olduğu Fransa ve İngiltere gibi ülkelere sattılar. Onun dışında kimseye bu sistemleri satmıyorlar. Ufak tefek istisnalar var elbette ama genel olarak yaklaşım bu şekilde. İşin açığı biraz da rahatlar bu konuda. Çünkü dünyada askeri teknoloji dendiğinde akla ilk olarak ABD geliyor ve bu yüzden de insansız hava aracı ihracatından elde edecekleri rakamlar çok umurlarında değil. Çin'de ise durum tamamen farklı. Çin kendisinden insansız hava aracı isteyen bütün ülkelere satış yapıyor. Zaten Çin'in genel olarak ticarete yaklaşımı bu. Para gelsin de nasıl gelirse gelsin. Ama bu rahatla ve bizden daha eski bir üretici olmasına rağmen Çin de pazarını bize kaptırdı. Çünkü burada da başka bir faktör devreye giriyor. Bugüne kadar Çin'den insansız hava aracı satın alıp da memnun olan bir ülke yok. Çünkü sattıkları sistemlerin kaliteleri gerçekten çok düşük. Düşünün en basitinden Libya'da bizim desteklediğimiz hükümetin karşısına Hafter güçleri Çin'in sihalarıyla çıktılar. Ve çatışmalar boyunca onlarcası düşürüldü. Şu an özellikle Asya'da zamanında Çin'den siha almış ülkeler bu envanteri Türkiye'den aldıkları sihalarla değiştirmeye başladılar. Yani ihracatta önüne geçtiğimiz ilk iki rakibin bize karşı kaybetme sebepleri farklı. ABD ile kalitede yarışabilecek sistemleri neredeyse Çin'le fiyat bakımından yarışabilecek şekilde satıyoruz. Yani bu ortamın fiyat performans canavarı bizim sistemlerimiz. İsrail'e geldiğimizde ise daha ketum bir anlayışla karşılaşıyoruz ve İsrail'in neden başarısız olduğunu en iyi bizim yaşadığımız süreç anlatır. O yüzden burada Türkiye'nin Hero macerasına odaklanacağız. Şu an İsrail Siha ihracatındaki politikalarını gevşetme kararı aldı ve Heron'un silahlı versiyonunu Avustralya'ya satabileceklerini açıkladılar. Bakın bu kararı onlara aldıran Türkiye oldu. Bugüne kadar İsrail hiçbir ülkeye silahlı insansız hava aracı satmadı. Sattığı Heron'ların tamamı sadece görüntüleme amaçlı sistemlerdi. Şimdi pazar payını tamamen Türkiye'ye kaptırınca bütün duruşlarını bozdular. Ve beter olsunlar diyorum Türkiye'nin Heron serüvenini konuştuktan sonra siz de aynısını diyeceksiniz muhtemelen. Özellikle 2000 sonrası doğanlar Türkiye'nin ne günlerden bugünlere geldiğini bilmezler. Hatta muhtemelen büyük çoğunluğu tutturmuşsunuz bir İHA siha başka bir şey bilmiyorsunuz diyordur. Onlara kızmıyorum da. Çünkü gerçekten onlar bugünlere nerelerden geldiğimizi bilmiyorlar. Koalisyonlar döneminde bir projeye başlanmak istense bile ar safhasına bile geçilemediğini onlar görmediler çünkü. Mesela Türkiye'nin insansız hava aracı serüveni çok daha erken bir dönemde. 1998 yılında başlayacaktı. Savunma Bakanlığı kararı aldı ama bu karar tozlu raflarda kayboldu gitti. Çünkü kaynak bulunamamıştı. Bu kararı alan koalisyon hükümetinin ömrü ARGE projesi başlatmaya bile yetmedi. O yüzden insansız hava aracı ihtiyacımızı karşılayamamıştık. Paramızla alacağımız insansız hava aracının anlaşması için gelen İsrailli yetkiliyi de kahraman gibi karşıladık bu ülkede. 2001 yılında dönemin İsrail Savunma Bakanı Ben Elizer Ankara'da kurtarıcı gibi karşılanmıştı. Ve o gelişinde Heron Anlaşması imza. Alandı. Ama bir türlü teslimat yapılamadı. Hatta ilk anlaşılan modellerle üretilen modeller bile değişti o süreçte. 2005'te yıllar süren pazarlığın sonucunda İsrail'le 10 adet İHA alımı için 183 milyon dolar karşılığında anlaştık tekrar. O tarihlerde gerçekten hiçbir şeyimiz yoktu. İDEF fuarları düzenleniyordu ve biz bu fuarlarda hizmet sektörü çalışanları gibiydik. Sadece gelen firmalara yer tahsis edip onların rahatını sağlıyorduk. O dönemlerde bu fuarlara gazeteler yabancı firmaların buluşma mekanı diye başlıklar atıyorlardı. İşte o durumdayken Heron alımı yapabilmiş olmak bile bir başarı sayılıyordu. Ama düşünüldüğü gibi olmadı hiçbir şey. 2007 yılında Heronlar göreve başladı. O zaman Genelkurmay başkanımız Yaşar Büyük anıttı. Muhtemelen bir şekilde bir yerlerden duyduğunuz o meşhur cümleyi kullanmıştı. PKK'nın Kandil'deki kampları bizim için artık BBG evi gibidir demişti. Tabi aslında olması gereken buydu. Ama işler pek hayal ettiğimiz gibi ilerlemedi. Çünkü Heronları İsraili mühendisler kontrol ediyordu. Görüntüler önce İsrail'e gidiyordu, montajlanıp Ankara'ya gönderiliyordu. Ediyordu. İsrail izin vermezse İHA kaldıramıyorduk. Yani istihbarat için aldığımız insansız hava araçları İsrail istihbaratının izin verdiği kadar bize bilgi iletiyordu. Bir de aldıktan bir yıl sonra her onların ilki düştü. Ardından ikisi daha yere çakılıp kullanılamaz hale geldi. Ve 2009'da dönemin başbakanı olan Erdoğan'ın meşhur One Minute çıkışıyla zaten bir halta yaramayan Heron hikayesi tamamen çıkmaza girdi. Heronlar sürekli arıza yapmaya başladılar. Tamir için gönderilenler geri gelmiyordu. Kullandıklarımız havada kayboluyordu. Böyle sıkıntılardan dolayı artık kullanılamaz hale gelmişlerdi. Buradan oluşan açığı kapatmak için Türkiye ABD ile temasa geçti. Kuzey Irak'taki görev süresi dolan Amerikan İHA'larının İncirli'ye kaydırılması istendi. Anlaşma yapıldı ama bu da taşıma suyla değirmen döndürmeye çalışmaktı. O dönem bu sorunlar yaşanırken bir yandan da sürekli karakollarımızda terör baskınları yaşanıyordu. İsrail paramızla satın aldığımız insansız hava araçlarını bize kullandırmadığı için çok şey verdik. Ama yine bu dönemlerde Gabar'da gece gündüz çalışan bayraktarlar ve Tusaş hangarlarında nefes almadan mesai yapan mühendislerimiz sayesinde ilk meyveler ortaya çıktı. Bayraktar 2009'da Ankara'da 2011'de gökyüzüyle buluştu. Sonra silahlı hale geldiler ve bugünkü efsanelere dönüştüler. İşte bu hikaye İsrail'in pazardaki payını niye bize kaptırdığının en önemli göstergesiydi. Sen senden silah sistemi alan bir ülkeyi senin bir müttefikine karşı filan değil bir terör örgütüne karşı bile çaresiz bırakırsan böyle ortada kalırsın. Bunu da sadece bize yapmadılar. Biz bu piyasaya girene kadar burunlarından kıl aldırmıyorlardı. ABD'nin nazlı bir satıcı olmasına ve Çin'in insansız hava araçlarının kalitesizliğine sırtlarını yaslamışlardı. Şimdi Türkiye ortama ağırlığını koydu ve haliyle tutuştular. Bakın bunu bir kenara not edin. ve aslında asla unutmayın. Türkiye'nin SİHA ihracatı konusundaki başarısı İsrail'i bu alanda dize getirdi. Yani İsrail'in Avustralya'ya silahlı insansız hava aracı satabiliriz açıklamasıyla ortaya koyduğu politika değişikliği Türkiye'nin insansız hava aracı alanındaki başarısının yeni bir göstergesi olarak görülebilir. Böyle bir şeyi hayal bile edemezdik ve biliyorum ki bu seviye bizim için son nokta değil. Daha neler neler göreceğiz kim bilir. Allah'a emanet olun.